plansız hareket ederseniz emekli olamazsınız. 8 Eylül 99 öncesi şartlar neyse uygulanacak. Ama biz sadece duyduk bunları. Yani gözümüzde bir şeyi göremedik. Şu ana kadar gördüklerimiz fragmandı. Durumu belirsiz olanlar en azından 3600 gün mü, 5000 gün mü, yasa nasıl çıkacak onu göreyim, ondan sonra bir plan program yaparım diyenler çok ciddi bir uyarıdır. Bağkur prim eşitlenmesi ne olacak? Bakan söz vermişti 3 ay evvel. Öncelikle bu krizin bir ismini koymamız gerekiyor dedim. Bu krizin ismi bir ücret krizi Türkiye'de. Siz bir mağduriyetten doğan bir hakkı anlatıyorsunuz. Şöyle algılamamak lazım. Hani o 40 yaşına geldi herkes. Tamam, herkese emekli yapalım. Ya öyle zaten ortalaması da bu arada yani. Ortalaması da 50 yaşın üstü. Bakan da açıkladı. 52 yaş civarında ortalama. 40 yaşında da emekli olacaklar. İşte normal emeklerin %3'ü, %2'si. Arkadaşlar merak etmeyin. Ben 42 yaşındayım ama benim EYT problemi var. Emekli olamıyorum şu an. Ya öyle herkes hemen emekli olamıyormuş değil mi Bahar Hanım? Ben ilk olmuyorum, merak etmeyin. Özgür Bey'le konuştum, problemler var, olmuyor yani hemen. Bahar Hanım, bu işle ilgili şimdi şunu söylüyorum katılım programlarda. Planınızı yapın, programınızı yapın. Plansız hareket ederseniz emekli olamazsınız. Mesela biz sizinle konuştuğumuzda ne kadar karmaşık bir durum değil mi? Biz evet. Planlı hareket etmezsek siz emekli olamazsınız. Evet, aynen. Ama planlı hareket etmezsek hemen emekli olamıyorsunuz. Yani. Demek istiyorum planlı hareket etsek bile hemen yarın olamıyor. Ama o hiç planlı hareket etmezseniz hiç olamazsınız. Tabii, çünkü aynen. Çünkü sizinle başkası bir plan yapmaz. Hep şunu söylüyorum, bu işin içinden çıkamayan, özellikle kadınlar, ben de emekli olmak istiyorum. 8 Eylül 99 öncesi benim de girişim var. Ya ben de emekli olabilirim. Nasıl bir yol izleyeyim? İşte çocuğum var, çocuğum yok. Yurt dışında bulundum, Türkiye'de bulundum. Borçlanma, diğer konularla ilgili. Alo 170'i arasın diyorum. SGK'ya gitsin. Herhangi bir sosyal güvenlik uzmanına gitsin. Evet, danıştın. Bizim WhatsApp hattımız var. Yazsınlar sadece bize. Danışmanlık hizmeti almak istiyorum. 543-625-5625. Sadece bunu yazıyorlar. Danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Bizim arkadaşlar zaten geri dönüp hemen bilgi aktarıyoruz. Bu konularla ilgilenmeleri gerektiğini söylüyorum. Şunu söylemiyorum. Prim gün sayısı ilk defa işe girdiği tarih belli. Prim gün sayısı fazla dolmuş. Emekli olacağı tarih belli. Bu kişi gitsin sağdan soldan bir şey öğrenecek. Ne öğrenecek? Zaten biliyor emekli olacağını. Durumu belirsiz, ne yapacağını bilmeyenler dava mı açması gerekiyor? Bir yer sigorta primini mi ödemedi? Dava tabii açabilir mi? Belki girişi var ama adına hiç prim yok. Girişi var ama geç yapılmış. İşte yurt dışı borçlanmasıyla işe başlama tarihi, Türkiye'den işe başlama tarihi saydırabilir mi? Askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarla EYT'li değilken EYT'li olabilir mi? Bunları bilmesi gerekir ki bu durumda olan kişiler şu anda avantajlı bir durumda, avantajlı bir yasal düzenleme yapılırken bilmediğiniz için bizim yasalarımıza göre, anayasamıza göre ben bilmiyordum da yararlanamadım deme gibi bir şansınız yok. Bizim yasalarımıza göre yasayı, yönetmeliği, genelgeyi, her şeyi bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız da bilen birine sorun, öğrenin. Ve bu fırsat değerlendirin. Bir şans hakkınız. Bunlardan niye mahrum kalasınız? Şöyle bir soru var. Bu nasıl bir saçmalık? Hani en düşük maaş 5500 olacaktı. 5000 TL maaş görünüyor. Bu ne saçma? İşte ev kirası olmuş 3500. Leyla Hanım, 5000 lira gözükse de siz 5500 alacaksınız. Yani bu saçma olan 5000 gözükmesini değil. O zaten o 5500 olacak. Saçma, ne zaman olacak? Nasıl olacak yani? İlk aylığında 5000 lira gözükse de 5500 lirasını alacak Leyla Hanım. Saçma, bir dahaki ay mı? 5500 lira aylığın kendisi saçma. Ha, o tabii, orası öyle. Bir dahaki ay mı 5500 olacak? Ocak ayında, ya emekliyse zaten kendisi bu ayın 25'inde emekli aylığını aldığında 5500 olarak alacak. Ama 5000 alan var işte. 5000 maaş görünüyor diyor. O şöyle, o büyük ihtimalle emekli olmamış. Emekli aylığı hesaplama sisteminden baktığında 5000 lira görmüş. 5000 lira gören de var, 4000 lira gören de var, 4200 gören. İşte o gördükleriniz emekli olduğunda 5500 liraya tamamlanacak. Yani. Kısa çalışma ödeneği işveren dışında bireysel borçlanabilecek mi diyen var Özkan Bey. Şu anda yasada sadece işverenlerin borçlanması ve 3 ay içinde ödemesi gerekiyor. O şekilde çıktı. Bu da bir işe yaramaz. Bireysel borçlanmaya ihtiyaç var. İşverenler çalışanlarının sigorta primlerini kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığından dolayı ödemezler.
Bu da tersten yapıldı. Çalışanlara böyle bir yasal hakkın verilmesi gerekiyordu. Borçlanma ya da işverenlere de veriliyorsa işverenler bildirsin. Ama çalışanların da eksik günlerini borçlanma hakkı olmalıydı. Şimdi bari neyi anlatıyoruz biz soruda? Onu da söyleyelim de bilmeyenlere. Türkiye'de kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin hali pandemi döneminde zorunlu olarak çalışanların rızası alınmadan devletin yasalarıyla işverenlere şöyle bir hak verildi. Yanında çalışanların kısa çalışma ödeneğini ve ücretsiz izin aylıklarına gönderdiler. O dönemlerde prim günleri az gün olarak gözüktü çalışanların. Bu nedenle de şu anda emeklilikte de önemli olan prim gün sayısı olduğu için bu iki yıllık pandemi döneminde de prim günleri de gösterilmediği için, eksik gösterildiği için bu durumda prim günleri eksik kaldı. Bu durumda olanlar da borçlama hakkı istiyordu. Şimdi bir yasal düzenlemeyle işverenlere deniliyor ki isterseniz 3 ay içinde primlerinizi 30 güne tamamlayıp ödeyin. İşverenin umurunda mı bu ya? İşverenin umurunda olur mu? Bir de şöyle bir endişe var şimdi. Ben size ne olur bölüyor gibi olmayayım. Siz kaldığınız yerden nereden devam etmek istiyorsanız edin. Çünkü siz isabetli soruları benim soracağım sorulardan daha iyi biliyorsunuz. Şimdi diyor ki Mart ayında erken seçim için meclis feshi olursa bu yasa hayal olur. Ben yasanın çıkacağına inanmıyorum diyen de var. Ya bu konuyla ilgili bir şey diyemem. Ben de inanıyorum. Şubat ayında çıkacak ve müracaatlar başlayacak. Şubat ayında zaten emeklilik için müracaatta başlanılacak. Mart nereye, Şubat nereye? Ben Şubat diyorum, siz Mart diyorsunuz. 9-7-99 sigorta girişim, 27-8-1983 doğum tarihim, 16 yaşında sigorta girişim olup 52 gün prim yatırıldı. Bu şartlar altında emeklilik günüm ne olur demiş mesela. Siz EYT'lisiniz. Ama 1999 soruyu tekrar bir görsem çok iyi olacak. Sigorta girişimi 7. ay 18 yaş 2001. Siz EYT'lisiniz ancak 2026'dan önce emekli olamazsınız. Peki 52 gün prim yatırılmış ama burada bir haksızlığa yol açmıyor mu? Yok, 52 gün prim işte ilk başlangıçta 8 Eylül 99 öncesi yatırılmış. Ha. Anladım. Peki başka nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi beklentiler, hayaller ve gerçekler. Yanacak mı? Tasarıda, taslakta, önümüzdeki hafta gelecek. Biz hep olabilecekler üzerinden konuştuk. İşte mesela EYT'de yaş şartının olmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Dedi ki yaş şartı yok. SSK, Bağkur, emekli sandığı hepsi EYT'den yararlanacak. Sayın Bakan Vedat Bilgin dedi ki 8 Eylül 99 öncesi şartlar neyse uygulanacak. Ama biz sadece duyduk bunları. Kulağımızda duyduk. Yani gözümüzde bir şey göremedik. Duyduk. Duyduklarımızın ne kadarı gerçek? Ayrıca EYT'nin dışında mağdur olan EYT'li olabilecek kitleler var. İşte Bağkur tescil mağdurları, stajyerler, çıraklar, doğum borçlanması mağdurları. O kişilere de bir yasal hak verilecek mi? Önümüzdeki hafta taslak meclise gelecek. Taslak meclise geldikten sonra herkes durumunun ne olduğunu görecek. Şunu söylüyorum, şu ana kadar gördüklerimiz fragmandı. Sayın Cumhurbaşkanı Aralık ayının işte son haftasında işte bir açıklama yaptı. Dedi ki emeklilikte yaşa takılanlarda yaş şartı aramayacağız. Bir saatte bana 1000 tane WhatsApp mesajı geldi, 1000'in üstünde. Wow. Ve aynı anda hem sürekli bana mesaj geliyor, bir taraftan da telefonum hiç durmadan çalmaya başladı. Allah yardımcınız olsun. Bir kaos ortamındaydı bu. Aynen. Sorularım ki benim durumum ne olacak böyle? Herkes benim durumum ne olur? Ben de bir şey sorabilir miyim? Bir taraftan işte televizyonlar yayını alabilir miyiz? İşte bir taraftan bizim ekipteki arkadaşlar saat vermişler. Beni aramışlar, ben de kıramayacağım. Ben de tamam olur demişim. Aynı saate programlar denk gelmiş. İşte bir taraftan Show TV'de benimle ilgili anons yapılıyor ama ben TGRT Haber'deyim. Allah. Her şey bende karıştı. Şimdi biz bunu gördük. Bu bir fragmandı ama. Sadece o borçlanmalar işte ne yapılacak ne diyecek. Şubat ayında emeklilik için müracaatlar başlayınca çok yoğunluk olacak. Bu nedenle şu uyarıda bulunmak istiyorum. Hizmet dökümlerinizi çıkartın. Kaç gününüz var? SSK'da, Bağkur'da, emekli sandığında kaç gününüz var? Ne zaman başlamışsınız? Yazılı olarak bir döküm olsun. Ya da onları böyle çıktılarını alın. Sisteminizde, bilgisayarınızda, cep telefonunuzda kalsın. Çünkü bu konuyla ilgili durumunuz net değilse şayet, durumunuzu netleştirmek için
Mesela benim yanıma gelseniz Bahar Hanım, deseniz ki ya Özgür Bey, benim şu durumum nedir? Ben de bir emekli olacak mıyım? Büyük ihtimalle sisteme giremeyeceğiz. Sisteme girip ben sizin günlerinizi göremedikten sonra size ben bilgi veremem ki. Sosyal güvenlik kurumları ana baba günü olacak. Bu nedenle durumu belirsiz olanlar en azından 3600 gün mü, 5000 gün mü, yasa nasıl çıkacak onu göreyim, ondan sonra bir plan program yaparım diyenler çok ciddi bir uyarıdır. Muhakkak yazıcıdan böyle çıktı olarak alıyorsanız kağıt ortamında onu alın. Böyle alıp da kağıt ortamında çıktı olmasına da gerek yok bu arada. Yani yazık günah, masraf da yapmayın. Kağıt fiyatları da. cep telefonunuzda bu durabilir. Hizmet dökümü. Ama bunları muhakkak hazır edin. Hangi sosyal güvenlik uzmanına, kuruma, bir yere gittiğinizde böyle işiniz daha kolay olsun. Planınızı, programınızı düzgün yapın. Bu yasalardan yararlanıyor. Bence mutlaka bir danışmanlık almalı herkes. Önemli çünkü apar topar olacağına. Hocam şu var. Hava Hanım demiş ki, hocam ben eski emekliyim, bugün 5000 aldım. Yazmış. Bir faydası olur mu söylemem bilmiyorum ama benim babamdan bana yatan şey var, aylık var. O da mesela 5000 yaptı. Şöyle bakın, dul yetim aylıklarında 5500 liraya tamamlama yok. Malul aylıklarında 5500 liraya tamamlanma yok. Mesela bir kız çocuğu daha yüksek olabilir ama en altını söylüyorum. Kız çocuğu babasından %25'ten yararlanıyorsa emekli aylığı 5500 liranın 1375 lira oldu en az. Mesela 1375 lira da alan var. Bir kadın eşinden dolayı aylık alıyor ve en düşük aylıkta kalmışsa ve kendisi çalışıyor ya da emekliyse o kişinin aylığı 2750 liraya tamamlanacak gibi. Anladım. Yani Hava Hanım eski emekliyim demiş ama bilmiyorum o zaman onun tam durumunu. Yani emekli aylığı bu aydan itibaren 5500 olarak yatacak. Dul, yetim, mağlul onlar da ayrı. Aha. Bir dakika. Şu anda yine bakın Bahar Hanım. Ters değil mi? En çok kimin ihtiyacı olur? Dul, yetim, mağlul en çok ihtiyacı olanlar da 5500 liraya tamamlanmıyor. Bu da tersten. Yani aslında evet, hani taban gibi bir şey verilmişti ya, neticede 5500'ün altında aylık olmayacaktı diye. Ama bu gayet güzel. Verilmeyen gitmiyor. Dul, yetim, mağlule verilmiyor. En çok ihtiyacı olana verilmiyor. Ki biliyor musunuz anayasada o kişilere de ayrıcalık tanınabilir diye madde de var. Evet, ayrıcalık tanınmış, en düşükte bırakılmış. Arttırılmıyor. 5500'e tamamlanmıyor. Bağkur prim eşitlenmesi ne olacak? Bakan söz vermişti 3 ay evvel. Ben beklemiyorum açıkçası. Umarım olur. Tamam, beklenti karşılanır. Ben bunu çok detaylı anlatıyorum. Başka aslında işte sahte sigortalılar çok yöneltiyor. Çok kişinin emekliliği iptal olacak. Farklı kararların alınması gerekiyor. Bunları çok detaylı anlatıyorum ama ben Bağkur'da prim gün sayısının aşağıya çekileceğini düşünmüyorum. Öyle bir olmayacak diye düşünüyorum. Ya şöyle bir soru var. SGK'da bir müdür arkadaşım maaş robotuna %16,5 yansıdı. %13,5 sonra eklenecek dedi. Doğru mu bu diye soruyor Fatih Bey. Yanlışlıkla sizin arkadaşınız hemen SGK'nın yanındaki kasap dükkanının müdürü olmasın? Ya böyle bir şey olur mu? Bilmiyorum. Ya böyle bir şey mümkün değil. Yani yansıdı bitti maaşlara. Ya siz yanlış anlattınız, o yanlış anladı, yanlış bir sohbet oldu. Evet. Ya da baktı ki siz gerginsiniz, hadi tamam bir arada yansıyacak dedi, gönderdi size. Bilmiyorum, tam ayrılırken de eli sırtınızda mıydı, öyle gönderdi. Bir de bu dönemlerde tabii çok duyum şeyler olur ya, şöyleydi böyleydi diye. Peki maaşlar ne zaman yatar sizce? Hani deniyor ya Mart'ta yatmış olacak bakan böyle bir şeyler Nisan dedi. Nisan ayında aylıklarını alırlar. Mart'ta değil ama diyorsun. Mart'ın birinden itibaren hesaplanır. Mart, diyelim ki Şubat ayının 15'inde müracaatlar başladı. Müracaatta bulunur. Mart'ta da alan olur ama çünkü o çok yoğun müracaatlarla hesaplamalar daha çok büyük kitleler aylıklarını Nisan ayında alırlar. Öyle ayarlanır ki Mayıs'ta da seçim var ya, tam da denk gelsin diye. Ha, bir elinizde bir para varken sıcak para. Aynen. Yani o cebindeki para, bir de bir iki aylık da para verilecek. Herkes ya Allah razı olsun falan. Hay Allah.
Ve bir de arkadaşlar demiş ki bekarlara bekarlık maaşı istiyoruz. Bekarlık mağduriyeti yaşıyoruz. Sürekli hazır tüketiyoruz. Para yetmiyor diye. Bekarlar bu durumdaysa öyleyse evlilere de iki kat yardımda ayrıca bulunmaları gerekir. Hocam şu an enflasyondan herkes feleğini şaşırmış durumda zaten biliyorsunuz. Yani şu anda ücretleri arttırmanın da bir anlamı yok. Öyle bir girdaba girdik ülkeye. Ücret artıyor, işte kiralar artıyor. Ücret artıyor, fiyatlar artıyor, kiralar artıyor. Şu anda geçenlerde Twitter'da gördüm, üzüldüm de yani bir öğretmen işte ev sahibi 3 bin liraya kirada oturuyor. Ev sahibi kirayı 12 bin liraya çıkarmış, üstü dava açmış. Toplu olarak 130 bin lira para istiyorum demiş. Diyor ki ben öğretmenim, benim aylığım zaten 11.800 lira. Ben 12 bin lira nasıl vereyim kirayı? Çok böyle girdabın içine düştük. Ya öğretmenler toplumda, ya orta sınıf, ben orta sınıfın kalmayacağını, bu bir ücret krizidir diye sürekli anlattım. Öncelikle bu krizin bir ismini koymamız gerekiyor dedim. Bu krizin ismi bir ücret krizi Türkiye'de. Sabit ücretlerin krizi, gelirini arttırma şansı olmayan. Mesela esnafın, işverenlerin, şirketlerin hizmet işiyle uğraşmıyorsa, hizmet işiyle uğraşanların da ücret sayılır. Mal satıyorsa, gelir elde ediyorsa bu kişiler o gelirlerini daha hızlı arttırdılar. Aynen ürünün fiyatı arttıysa enflasyona bağlı yurt dışından geliyor. Arttırdım dedi. Üstteki karını da arttırdı aslında. Gelirini de arttırdı. Ancak sabit ücretler, emekliler, memurlar gelirlerini arttıramadıkları için Türkiye'de orta sınıf tamamen bitmiş bir durumda. Ve ben şunu da söyledim. Yani bu ilerleyen dönemlerde işte özel okulların fiyatları açıklanıyor. Orta sınıf işte bir bankacılar, banka çalışanları, öğretmenler, mühendisler, mimarlar, çocuklarını böyle beyaz yakalar, çocuklarını özel okullara falan gönderiyordu. Hepsi alır birkaç seneye kadar. Özel okullar bulur, iflas eder, batar. Birçok firma, kuruluş batar. Veremezler bu paraları. Çünkü kendi ücreti %30 artan birisi nasıl %60, %80, %100 artışların altından kalkabilsin? Yani hiç şey değil. Adil olmasını geçtim. Şey değil. Sürdürülebilir değil. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey olacak. Bakın 5 yıl sonra şöyle bir gerçekle karşılaşacağız. Çalışanların %80'i asgari ücretli, emeklilerin %60'ı en düşük ücrette aylığını alan bir ülke olacak Türkiye 5 yıl sonra. Benim şu anda anlattıklarımı ben mesela 10 yıldır anlatıyorum. Ama son 1-2 yıldır çok popüler konu oldu. Çünkü herkes farkına vardı. Ama ben bunları 10 yıldır anlatıyorum. Sürekli anlatıyorum. Benim anlattığım konular 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 3 yıl sonra gündem oluyor. Çünkü o anda o telaşıyla hiç kimse farkında değil. Çok fazla bu konuyla ilgili bilen de yok, anlatan da Tabii. yok. Kamuoyu oluşturmak da çok zor. İşte biz şu anda sosyal medyanın gücüyle bu kamuoyunu oluşturuyoruz. Şimdi bize güvenen insanlar sağ olsunlar beni her yerden takip ediyorlar. Tabii. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube milyonlara ulaşıyoruz şu anda. En azından ne dediğimizi biliyor. Şimdi bazı yorumcular var mesela ekonomistler ben izliyorum. Aman dolarınızı satın dolar 10 liraya düşecek falan diyor. Ben de izliyorum ya yani ne diyor falan. Sonra bakıyorum dolar 19 liraya çıkmış. Sonra o kişinin bir başka bir yorumunu görüyorum. Ya diyorum bu adam ne diyor? Yani geçen de dolar 19 liraya 10 liraya düşecek diyordu. Şimdi 19 olmuş. Bu adamın bir şey bildiği yok diyorum. Ben bir daha bu adamı izlemeyeyim. Şimdi biz de her söylediğimize ben çok dikkat ederim. İşte asgari ücret kaç lira olacak? İşte 8.500 lira olur dedi. 8.500 lira oldu. Şu böyle olur diyorum. Öyle oluyor. Çünkü benim böyle popüler olmak için ortaya ben bir şey atamam. Ben sadece gerçekleri, analiz ettiğim gerçekleri anlatıyorum. Ve bu söylediklerimizle bizleri takip eden kişiler de bunları gördükçe her geçen gün bizi takip edenlerin sayısı artıyor. Tabii Biz ki. de daha fazla düzgün ve doğru bilgiyi verdiğimizde kamuoyu oluşturuyoruz biz şu anda. Türkiye'de sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konuları seçimin kaderini belirleyecek. Ben bunu bir yıl önce söyledim. Katıldığım bir programda Bahar Hanım dedim ki EYT çıkacak. Hatta açıklamayı da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Bana böyle yani bu herhalde ne demeye çalışıyor yani Cumhurbaşkanı hadi, çıksa da yani Cumhurbaşkanı'nın açıklayacak hali de yok gibiydi insanlar. Açıklamayı Cumhurbaşkanı yaptı. Ben böyle olacağını da biliyorum. Nereden biliyorum? İşte siyaset biliminden biliyorum. Ekonomiden biliyorum. Sosyal güvenlik uzmanıyım. Mali müşavirim. Yaptığım tüm işleri ortak noktaları ve puzzle'ları yerine koyduğumda böyle olacağını düşünüyorum ve öyle oluyor şu anda.
Peki. Şu anda şunu da söyleyenler var. İşte, muhalefet partileri Tabii. falan ya hükümet ipi un seriyor bu EYT çıkmayacak. Ya diyorum çok saçma açıklamalar yapıyorlar. Çünkü yasa çıkacak. Şubat ayında göreceğiz. Yani niye öyle açıklamalar yapıyorsunuz? Çıkmayacakmış gibi. Çıkınca bir ay sonra çıktığını göreceksiniz. Sizin söylemlerinize de yazık. Siyaset yapıyorsunuz. Şunu söyleyin diyorum. Eksikler ne? Noksanlar ne? Olması gerekenler ne? Onları anlatın. Daha çok kişinin beklentileriyle ilgili hep beraber kamuoyu oluşturalım. Son bir şey soracağım. Bu maaş bağlama oranlarında bir sürpriz gelir mi yasalaşırken veya EYT başlangıcı birisi yazmış 31 Aralık 99'a kadar uzatılabilir mi diye? 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması gerektiğini ilk defa İlker Karagöz'ün programında Fox TV'de ben söyledim zaten. Hı. Sonra da Türkiye'de gündem oldu. Ben de nasıl söyledim bunu? Şimdi benim yanıma sürekli danışanlar geldiği için bir kişi bana dedi ki Özgür Bey dedi. Ben dedi depremde işe başladım. Hatta deprem olunca dükkana ilk ben gittim. Kırılanları dökülenlere hediyelik eşya satıyorduk. Kırılanları dökülenleri topladık dedi. Ya benim ama sigortam o tarihte yapmamışlar o depremden dolayı. Sigortam ertelendi. Benim sigortam geç yapıldı dedi. Daha sonra ben bunları çok duymaya başladım. Benim yanıma gelenler Özgür Bey ben işte girişim olacaktı. O depremden dolayı giriş ertelendi. Depremden dolayı şöyle oldu. 10. ay, 9. ayın sonu, 11. ayda girişler ertelenmiş. Bunları da birisinin dinlendirmesi gerekiyor. Biz bunları dinlendirdik. Baktık ki gerçekten bir mağduriyet. Marmara'da büyük bir deprem. Girişler bir hafta, bir ay ertelenmiş. İnsanlar canının derdindeyken. Bu nedenle şöyle bir şey söyledim. Bu kapsam 31 Aralık 1999 tarihine kadar genişlemeli. 8 Eylül 1999 tarihi esas. Yasa çıktı 4447 sayılı yasa. Ama kapsamın 31 Aralık 1999 tarihine kadar genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Stajyerler ve çıraklara da bu hakkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kişiler de çalıştılar, fiilen çalıştılar, bir işe gittiler, çalıştılar. 18 yaş baz alınarak kadın, erkek 20-25 yıllık sigortalık süresini tamamlayıp emekli olmalı. Stajyerler ve çıraklar dışında gün sayısı eksik olan kadınlara bir kısmına doğum borçlanma hakkı veriliyor Türkiye'de. Bir kısım kadına doğum borçlanma hakkı verilmiyor. Doğum borçlanması için ilk önce sigortalı olacaktın, sonra çocuğunu dünyaya getirecektin diye 2008'de yasa çıkmış. Kadın 1990 yılında çocuğunu dünyaya getirmiş, 95'te sigortalı olmuş. Hop diyor, sen orada dur diyor. Sen diyor önce çocuğunu doğuracaktın, önce sigortalı olacaktın, sonra çocuğunu doğuracaktın. Ya kadın nereden bilsin? Böyle bir yasanın çıkacak. Biri bir haktan yararlanıyor, biri yararlanamıyor. Birinin ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti kimliği var. Aynı Türkiye Cumhuriyeti kimliği var. Niye birinin bu hakkı var, birinin bu hakkı yok? Gibi yani o kadar çok böyle anlatacağımız konu var ki. Ay tam bugün git yarın gel kafası. Şimdi bu yani bu yasalar tabii hazırlanırken bugün mecliste şimdi EYT yasası çıkacak. Sendikalara soruluyor mu bir şey? Muhalefete soruluyor mu? EYT Federasyonu'na soruluyor mu? Sosyal güvenlik uzmanları dışarıdan uzmanlardan fikir alınıyor mu? Kimden fikir alınarak bu yasa şu anda meclise gelecek? Yaptık oldu geçti gitti seçim öncesi. Zaten acelemiz var. Hadi kardeşim oyalama beni acelem var falan gibi oluyor böyle. Ama Muhtemelen buradan da doğan mağduriyetler olacak zaten. tabii ki yani böyle ya siyasilerin çok acelesi var. Böyle koş, Çok. koştur koştur. Koşuyorlar böyle bir yere koşuyorlar ama ülke de geriye doğru gidiyor. Onlar öne doğru koştukça ülke geriye doğru gitmeye başladı. Durun bir kardeşim bir soluklanın bir nefes alın. Bir hep beraber bir duralım bir bakalım derdimiz sıkıntımız ne? Şu yasada dediğim gibi taraflarla nasıl konuşmadan bu yasa çıkabilir ki? Aceleye gelecek bir yasa şu anda.